أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين محترم المسلمين محترم أخواتي ومحترم أخواتي biiznillahi teala bugün Kur'an-ı Kerim'in 103. suresinin tefsirini işleyeceğiz. 103. sure Asır suresi adını birinci ayetinden almış Asır kelimesinden Asır zaman anlamına geliyor. Asır anlamına geliyor. İkindi vakti anlamına geliyor ve Suriye isim olmuş. Sure Mekki'dir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu Mekki olduğunu söylemişlerdir. Hatta Mekke'de, Mekke döneminde indirilen ilk surelerden bazı rivayetlere göre İnşirah suresinden sonra nazir olduğu da söylenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de üç sure var. Üç ayetli üç sure var. Yani sayı itibarıyla Kur'an'ın en kısa surelerinden birisi de bu sure. Asr suresi, Kevser suresi, bir de Nasr suresi. Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı itibariyle en kısa sureleridir. İşte bu da o kısa surelerdendir. Yani hacimce kısa bir suredir. Ayet sayısı üçtür fakat mana itibarıyla çok derin bir suredir. İmam Şafii Rahimahullah bu sure ile alakalı diyor ki Kur'an'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı bu sure insanların dünya ve ahiret saadetler için yeterdi diyor. Şimdi biraz sonra tefsiri ile alakalı malumatları paylaştığımızda neden böyle dediğini anlamaya çalışacağız inşallah. Kur'an'da hiçbir başka sure nazir olmasaydı bu yeterdi diyor insanların. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için. Merhum Mehmet Akif Ersoy bu sure ile alakalı kısa bir manzumesinde şöyle demiş. Paylaşmak istedim sizlerle. Diyor ki o kısa manzumesinde Halık'ın namütenahi adı var. En başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta imanı hakiki geliyor. Sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık demiş. Allah ona rahmet eylesin. Ve mübarek sureyle alakalı gerçekten çok güzel yazı yazmış böylece. Muhterem kardeşlerim, yeryüzünün halifesi olarak yaratılan bizlere yani insana yaratan Allah tarafından işte bu mübarek surede çok kısa, çok özlü ve özellikle de Gerçekten duyanın da unutamayacağı bir biçimde 3 ayette dünya ve ahirette nasıl mutlu olacağının formülü özetlenerek verilmiş. 3 ayet olduğu için kimi okusanız aklında tutabilir. Onu hatırlayabilir, başka insanlara da nasihat olarak aktarabilir. İşte ashab-ı kiram bak ne dedi? Ne zaman ki ashab-ı kiram birleşmiş ve ayrılmışlar mutlaka sureyi vel asrı okumuşlar. Acaba bu neden? Şimdi surenin ayetlerinde neden olduğunu anlayacağız inşallah. Formül bu surede insanın dünya ve ahirette ziyanda olmaması için, mutlu olması için, kazanabilmesi için formül dört özelliği taşımak olarak tarif edilecek. Üçüncü ayet-i kerimede. Dört özellik bildirecek Rabbimiz Dört özellikten bahsedecek kim de bunlar olursa o kurtulacak diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa mutlaka ziyandadır Allah buyuruyor. Hem de yemin ederek. Öyleyse Rabbimizin buyruğuna kulak verip inşallah ayet-i kerimeleri okuyup anlamaya çalışalım. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. Vavvavul kasem. Bundan önceki birçok Mekki surede de olduğu gibi burada da Rabbimiz yemin ederek başlıyor. Bu defa başka bir şeye yemin ediyor. Bundan önceki surelerde başka şeylere yemin etmişti Allah Celle Celaluhu. Burada da vel asri diyerek asra yemin olsun ki innel insane lefi husr hiç şüphesiz ki gerçekten mutlak ve mutlak olarak insan ziyan içerisindedir. Kayıptadır, zarardadır. Cins isim olarak geldi. Yani zengin, kad, fakir, kadın, erkek, fert, toplum, millet, aile, devlet fark etmez. Hepsi ziyandadır. Hepsi. istisnasız. İstisna arkadan gelmeseydi ne yapacaktık? Arkadan illa edatı gelmeseydi ne yapacaktık? Ama gelecek inşallah. Fakat buraya kadar mutlaka ve mutlaka şu insan var ya diyor Allah Celle Celaluhu zarardadır, ziyandadır, kayıptadır. Hüsran içerisindedir. Yemin ederim ki diyor Allah Celle Celaluhu. Allah yemin ediyor. Yemin ederek bildiriyor. Asır zamandır dedik muhterem kardeşlerim. Fakat birkaç manası var. Bazı müfessirler üzerinde uzun uzun durup Allah'ın burada yemin etmiş olduğu bu zaman dilimi hangi zaman dilimi acaba? Allah'ın burada yemin ettiği gece mi, gündüz mü, önceki zaman mı, sonraki zaman mı, şimdiki zaman mı? Hangi zaman? Allah hangi zamana yemin ediyor burada? İşte bununla alakalı özet olarak bazı malumatları paylaşalım inşallah. Özelde ikindi vaktidir. Yani genelde zamandır, hepsini kapsar zaten zaman deyince. Fakat ikindi vakti olduğunu birçok müfessir söylemiş. Şöyle bir mana çıkar o zaman. Ben Allah'ım ve ben zamana yani ikindi vaktine hasat vakti olan ikindi zamanına yemin ederim ki günün ikindisi ömrün ikindisi ahir zaman olan insanlığın ikindisi ikindi ikindi vaktinin önemli bir yeri yeri var hem hadis-i şeriflerde ikindi namazıyla alakalı hem Kur'an-ı Kerim'de salat-ı vusta ile alakalı hem de burada bakın zamanla alakalı önemli bir yeri var niye çünkü bu vakte ulaşıp da bir tüccar düşünün bir işçi düşünün Hiçbir şeyi kazanmadan evine gidiyorsa eyvah onun haline. Güneş batacak, telaşa girmeye başladı. Sabah namazından sonra ticaret yapmaya başladı. Artık ikindi vakti geldi ve bu vakte kadar hiçbir şeyi kazanmadı, evine dönecek eyvah. Zarar içerisinde diyor. İnnel insane lefi husr. İşte o zarardadır. Vakit azaldı. Ama henüz güneş batmadı daha. Güneş batmadığı için kalan vakti iyi değerlendirir mesajını veriyor. Kalan vaktinde tevbe et hataların varsa ve biraz sonra sana Allah'ın bildireceği şu dört özelliği taşı ki kurtulasın. Yoksa zarardasın. Kaybettin diyor Allah Celle Celaluhu. Lefi husur. Asra yemin olsun ki yani asr saadete yemin ederim ki. ikinci bir anlam. Ve la asr'deki asr, asr-ı saadet olduğunu söylemiş müfessirler. Yani ey bugün yaşayan siz müminler, sizin modeliniz olan, sizden ta yıllar önce, yüz yıllar önce yaşamış olan, fakat yaşamasına rağmen, o kadar uzun zaman önce yaşamasına rağmen, asr-ı saadet dönemini yaşamış olan ve hala bugün de sizin hayatınıza ışık tutan o yiğitlere, o erlerin yaşadığı o zamana yemin ederim ki, asr-ı saadet, ashab-ı kiramın Resulullah Aleyhisselatü ile yaşadığı dönem. Onlar öyle bir zamanda geldi ki bütün insanlık şirk bataklığına batmıştı, bulaşmıştı. Ama onlar zamanın çarkında ezilmediler, akıntının yönünü öyle bir değiştirdiler ki hala o yoldan gidiyoruz elhamdülillah. Öyle bir zamana yemin ederim diyor Allah Celle Celaluhu. O yiğitlerin zamanına. Niye? Çünkü onları yurtları, onları anne babaları, onları evlatları, onları ticaretleri hiçbir şey Allah'ı anmaktan, Allah'ın yolunda yürümekten, zamanın akımını değiştirmekten engel olmadı. Onlar yaptılar, başardılar, asr-ı imza attılar. Öyleyse o zamana yemin ederim ki. Vel asri, asra yani dünya hayatının kabı olan genel olarak zamana yemin ederim ki. Üçüncü bir anlam. Dünya hayatının kabı olan zamana yemin ederim ki. Dikkat edin ey kullarım. Geçmiş zamanda sizden önce yaşamış olan ve biraz sonra bildireceğim şu dört özelliği taşımayan, o dört özelliğe uymadan yaşayan toplumlar, insanlar vallahi helak oldu. Tarih buna canlı şahit. Bakın, görün Firavun'u, Nemrud'u, ondan öncekileri, ondan sonrakileri nasıl helak oldular. Niye? Özellikleri taşımıyorlardı. İşte öyleyse geçmekte olan zaman gelecekte insan için fırsattır. Bu fırsatı değerlendirin. Allah'ın biraz sonra bildireceği o dört özelliği iyice kuşanın, taşıyın, sahip olan yaşayın ki siz de helak olanlardan olmayın. Mesajını veriyor muhterem kardeşlerim. Asır, zaman, gecesiyle, gündüzüyle mutlaka öyle bir şeydir ki bir insan hangi bedeli öderse ödesin, bir defa yaşanmışsa geri çevirmesi mümkün değildir. Geri çevirmesi mümkün değildir. Bir saniyesini dahi geri çeviremezsin. Demek ki öyleyse zaman ömrümüzün ta kendisidir. Günde 24 saat, haftada 168 saat, ayda 720 saatlik bir zaman tanımış Allah. Onu kazanarak veya kaybederek yaşayacaksın. Ama geri döndürmen mümkün değildir. Ya kazanacaksın Hüsranda olanlardan, ziyanda olanlardan olmayacaksın. Ya da zaten ziyandasın. O zaman kaybedenlerden olacaksın bu diyor Rabbimiz. Demek ki bir insanın hayatındaki en büyük sermayesi zamandır, zaman. Allah onun için zamana burada yemin ediyor ayet-i kerimede. İmam Razi Tefsiri Kebir'in yazarı o büyük alim rahimehullah tefsirinde diyor ki buraya aldım. Pazarda bir gün geziyordum diyor. Orada birisi de buz satıyor buz buz. O buz satan kişi oradan bağırıyordu topluma. Ey insanlar, sermayesi önünde eriyen şu adama ne olur merhamet edin, malından satın alın diye bağırıyordu. Ben de oradan geçerken bunu duyunca Ha vallahi asır suresinin manasını şimdi anladım dedim diyor. İmam Razi tefsirini almış. Sermayesi önünde eriyen şu adama merhamet edin. Gelin alın onun buzundan. Siz almazsanız eriyor gidiyor. Satamayacak. Zarar edecek. Sermayesi elinden gidecek. İşte öyleyse muhterem kardeşlerim bize verilen ömür de buz gibi biz istesek de istemesek de eriyip gitmektedir. Geri çevirmesi mümkün değil dedik. Eğer dikkat etmezsek, değerlendirmezsek, bu sermayeye sahip çıkmazsak zarar edenlerden olduğumuzu Rabbimiz bildiriyor ayet-i kerimede. Şöyle bir durumu düşünün. Bir sınav salonunda olduğunuzu canlandırın gözlerinizin önünde. Aramızda talebeler var. Üniversiteye giden, liseye giden ve evet önceki zamanda gitmiş olanlar var. Mutlaka ama her biriniz sınav salonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Sınıftasınız. Öğretmen sizi sınıf sınav salonunda oturtmuş. Önünüze bazı soruları yazmış, vermiş ve o soruların cevaplandırılması için belli bir süre tayin etmiş. Mutlaka süreyle, keyfine göre değil. Bugün yaparım, yarın yaparım, bir hafta sonra gel kağıdımı veririm diyemezsin. Vakit bitti mi, ne yazdın, yazmadın gözünün yaşına bakmazlar. Alırlar ne yazdıysan ona göre notunu alırsın. Sınav salonundasın. İşte bu sınav salonunda o tanınmış olan belli süre içerisinde bir öğrenci düşünün ki öğrenci öğretmenin yazmış olduğu sorularla meşgul olmuyor da camdan bakıyor. Cep telefonuyla oynuyor. Parmaklarını çeviriyor. Parmaklarını çıtlatıyor. Buna bakınca ne deriz? Zarar ediyorsun deriz. Ziyandasın deriz. Sen vallahi kaybediyorsun. Biraz sonra pek sayfa alacaksın, sınıfta kalacaksın, üniversiteden kalacaksın denilir bu insana. İşte bize verilen bu ömür de aynen böyle bir şeydir muhterem kardeşlerim. Tabi ondan Amr bin Abdülgays var. Birisi gelip kendisine böyle lüzumsuz sorular soran ve kendisiyle uzun bir zaman ilgilenmesini isteyen bir kişiye der ki arkadaşım der ey arkadaşım der Güneşi tutup zamanı durdurabilirsen seninle bu kadar ilgileneyim. Senin şu fuzili sorularına cevap vereyim. Bunu da başaramayacağına göre güneşi, güneşi durdurup zamanı durduramayacağına göre git sen yoluna ben de işime gideyim. Çünkü zarar ediyoruz şu anda. Ömür akıp gidiyor. Biz fuzuli işlerle beni meşgul ediyorsun diyor. Alimin hayatı, alimin zamanı bir başka. İmam Bukhari, İmam Bukhari'nin hocası, şeyhi Muhammed İbni Selam Rahimullah yani İmam Bukhari'nin hocası bir gün kendi hocasından ders ortamında, ders esnasında not alırken hadis yazarken daha hiç sıra İmam Bukhari'ye gelmemiş. Not alıp hadis yazarken tam o anda kalemi kırılır. Şimdi kalemi kırılınca o günün şartlarıyla bıçağını çıkaracak kalemini açacak. Onunla uğraşırken, kalemini düzeltmeye çalışırken hocasının rivayetini yazamayacak, dersi not edemeyecek. Eyvah eyvah der. Şöyle kafasını kaldırır çevresindeki talebeleri insanlara bana bin dirheme kalem satan var mı der. Bin dirheme kalem alıyorum şu anda hemen. Herkes kalemini atar. Şimdi İmam Bukhari'ler nasıl yetişti? İmam Bukhari'lere bu hadisler nasıl ulaştı? zamanın değerini bilen işte Muhammed İbni Selam gibi o alimler sayesinde onun bu cömertliği vallahi zamanın kıymetini çok iyi bildiğinden dolayıydı. Hocasının anlattıklarını kaçırmak istemiyor. İstemediği için sermayesini veriyor. Yeter ki kalem versinler o anda ona. Başka bir anlayış. Zamanın kıymetini bilmek muhterem kardeşlerim. Zamanı zararla geçirmemek. Korkusu kaygısı bu tefsirlerinden bu tefsir derslerimizde ilk günden beri faydalandığımız o büyük müfessir, o büyük muhaddis, o büyük fakih, o büyük allame, o büyük tarihçi İbn Cerir el Taberi. O büyük allame rahimeullah. Bir gün çevresindeki arkadaşlarına der ki: Dünya tarihini yazmak için yeterli güce sahip misiniz arkadaşlarım der? Gelin dünyanın tarihini yazalım. Bizim devrimizde bizden sonraki yaşayan insanlara bir miras bırakalım. İnsanlar dünya tarihini iyi anlasın, doğru anlasın. Tarihini, geçmişini bilemeyen şimdiki zamanı, gelecek zamanı aşık tutamaz, anlayamaz. Gücünüz yeter mi? Ne dersiniz der. Deyince etrafındakiler der ki ne dersin derler. Bu iş ne kadar zaman alır? Bu iş ne kadar zamana patlar? Ne kadar tutar deyince i̇bn Cerir der ki takriben tahminim 3000 sayfalık bir eser yazmak gerekir ki dünya tarihini kaleme alabilirim. insanlara aktaralım. O öyle deyince arkadaşlar der ki vallahi buna ömür yetmez derler. Buna ömür yetmez. 3000 sayfayı nasıl yazacağız derler. Bunu başaramayız imam derler. i̇bn Cerir rahimahullah etrafındakilerin bu gayretsizliğini görünce onlara 3000 sayfayı kendisi yazdırır. 3000 sayfayı onlara yazdırır. İmam İbni Cerir et Taberi'nin bulu çağına erdikten sonra vefatına kadar yazmış olduğu eserler sayılmıştır artık. Hepsi var. 360 bin sayfalık eser yazmış. 360 bin sayfalık eser muhterem kardeşlerim. 839 yılından 923 yılına kadar yaşamış o günün imkanlarıyla sadece tefsiri 30 cilt tarihi 11 ciltlik eser sadece o ikisini örnek veriyorum zamanın değerini bilmek zamanın kıymetini anlamak muhterem kardeşlerim evet ve la asri zamana yemin ederim ki diyor Allah Celle Celaluhu kadın erkek fark etmez genç yaşlı fark etmez Fakir zengin fark etmez. Her biriniz fert olarak da, aile olarak da, toplum olarak da, millet olarak da, devlet olarak da vallahi zarardasınız, ziyandasınız. Niye? Çünkü Allah yemin ederek söylüyor. Vel asri innel insane husun. Mutlaka ziyandasınız diyor Rabbimiz. En büyük sermayeniz olan zamanı kaybediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bir gün sorar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki ashabına Bilir misiniz der müflis kimdir? Müflis, müflis kimdir diye sorar. Ashab-ı kiram derler ki ya Resulallah mal alıp satarken sermayesinde zarar eden kimsedir. Müflis budur. Biz bunu biliriz müflis olarak. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hayır hayır der. Gerçek müflis o değildir. O sadece dünyada kaybedip kazanmaktır veya kaybetmektir. Gerçek müflis ama o kimsedir ki kıyamet günü iyi amelleri tartıldı ve kötü amellerinden az geldiği gerçek müflis budur. Allah'ın ona tayin etmiş olduğu ömrünü, zamanını, sermayesini iyi amellerinin terazide çok gelmesi için yeterli bir zaman olarak kullanamadı. İflas etti diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani dünyada kaç kez iflas ederse ettin dönme çare bulabilir belki. Ama orada artık çaresi yok. Eğer terazinin sağ kefesi hafif geldiyse ve emmâ men haffet mevâzînuhu Bundan iki sure önce işlemiştik işte hatırlıyorsunuz. işte onun işi bitti. Fe ummuhu haviye. O yanan narı narı cehennem olan ateşe girecekti. işte onun için gerçek müflis budur. İyi amelleri kötü amellerinden az gelendir. Sonra bir de diyor hadisin devamında hakkını yediği insanlar geldi. Haklarını ondan aldılar. Hiçbir şeyi kalmadı. işte vallahi müflis budur. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadis-i şerifte. İki nimet vardır ki Allah'ın kullarına lütfettiği. İki nimet vardır ki iki önemli nimet. Vallahi kulların çoğu büyük çoğunluğu bu iki nimet noktasında aldanıyorlar. Aldanıyorlar. Bunlardan birincisi sıhhattır. Sıhhat, sağlık. İkincisi de zamandır. Boş vakit. Zaman. Kulların büyük çoğunluğu Allah'ın onlara tanımış olduğu bu iki büyük nimet noktasında aldanıyorlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhterem kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bizleri yarattı, bizleri yeryüzünün halifesi tayin etti ve bizleri yeryüzüne gönderirken hiçbir yatırım yapmadan, yani bir kuruş para ödemeden bize bir sermaye verdi yanımıza. Zaman sermayesi, ömür sermayesi. Bir kuruş ödedin mi? Allah sana vermiş olduğu bu iki büyük nimet, sıhhat, vakit, ömür, zaman için ne bedel verdin? Ne bedel verdik? Bir kuruş vermeden Allah böyle bir sermaye ile bizi yeryüzüne gönderdi. Şimdi ticaret ticaretimizin Allah'ın bize bu vermiş olduğu sermayemizin zarar etmemesi için onu en yüksek fiyata satmak gerekmez mi? En yüksek fiyata satmak gerekmez mi? Bir malınız var. Biri 10 veriyor, biri 100 veriyor. Kime satarsınız? 100 verene satarsınız. Ona sattın mı? Zarar edersin çünkü. Ticaretten anlamadığını gösterirsin çünkü. İşte Allah'ın bize vermiş olduğu ömür sermayesini, zaman sermayesini de satmanın en güzel yolu, en pahalıya satmanın yolu Allah'a geri satmaktır. Hem bize bedelsiz verdi, hem de bizden satın alıyor Allah Celle Celaluhu. Allah müminlerden satın alıyor muhterem kardeşlerim. Hem verdi hem de satın alıyor. Bazen bire 10 veriyor, bazen bire 70 veriyor, bazen bire 700 veriyor, bazen sonsuz vereceğini bildiriyor. Şimdi Allah böyle verirken onun kadar veremeyen, hatta bazen bizi kandırıp bize sahte para verenlere niye satıyoruz? Zamanımızı niye harcıyoruz? Zira bizi ayartan o nefsimiz bize sahte para veriyor. Karşılığında cenneti veremeyecek hiçbir zaman. Sahte paraya niye satıyoruz? Allah'ın bize emanet ettiği bu sermayeyi muhterem kardeşlerim. Eğer vel asri innel insane khusr Asra zamana yemin ederim ki zarardasınız diyen Allah'ın bu sözüne kulak vermezsek, bu ömür sermayesini, zaman sermayesini, ona en büyük karşılığı verecek olan Allah yolunda harcamazsak zarardayız vallahi. Öyle diyor Allah. Ben sadece size ayetleri okuyorum muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bize bunu bildiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine Tirmizide geçen çok güzel bir hadis şerifte şöyle buyuruyor. Ölüp de pişman olmayan hiçbir kimse yoktur. Ölüp öldüğü halde pişman olmayan hiç kimse yoktur. Mutlaka herkes pişman olacaktır. Ya Resulallah ölüp kötü yolda olup da ölen insanın pişmanlığını anlayabiliyoruz az çok. Hani niye kötü yoldaydı fakat mümin niye pişman olacak? İyi yolda olan mümin insan öldükten sonra şundan dolayı pişman olacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayrını daha çok arttırmadığından dolayı. O Allah'ın ona vereceği lütfu, o kazançları, o karşılığı, o cenneti görünce eyvah! Ben niye daha çok yapmamışım diyecek. Pişman olacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani çoğaltın diyor, çoğaltın, çoğaltın, yarışın, koşun, hayırları çoğaltın. Mümin ölene kadar, cennete gidene kadar hayır amel işlemekten yorulmaz diyor başka bir hadis-i şerifte. Kötü yolda olan ise nefsini kötülüklerden, sakındırmadığı için, çekip almadığı için pişman olacaktır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhterem kardeşlerim. Güzel bir makale okudum. Zamanın değerini anlatan, gerçekten zamanın değerini Asır Suresinin tefsiri bağlamında bize anlatan o güzel makalenin özetini sizlerle paylaşmak isterim. Bir gün bir eğitimci, bir hoca talebelerine zamanın değerini anlatmak için bulunmuş oldukları artık üniversite salonu mudur, hangi sınıftır fark etmez. Orada çok güzel bir darbı mesel yaparak konuyu şöyle izah eder. Masanın üzerinesine büyük bir kavanoz koyar. Ondan sonra dikkatle öğrencileri takip ederken yandan bir torba çıkarır. O torbanın içerisinden Büyük taş parçaları çıkarıp kavanozun içerisine o taş parçalarını güzelce, dikkatlice dizerek doldurur. Taşları, büyük taşları kavanozun içine dizdikten sonra talebelerinin dikkatli bakışları esnasında talebelerine sorar. Doldu mu der ne dersiniz? Doldu mu kavanoz? Talebeler bakar. Hocam doldu derler. Kavanozu doldurdunuz. Yanılıyorsunuz der. İyi dikkat edin. Masanın altından bir kova çakıl taşları çıkarır. Ve çakıl taşlarını o biraz evvel büyük taşları koymuş olduğu kavanozun içerisine yukarıdan aşağı boşaltmaya başlar. Sonra güzelce bir sallar. O büyük taşların arasında boş kalan bütün bölümler çakıl taşlarıyla dolar. Sonra talebelerinin daha bir başka dikkatli bakışları esnasında onlara sorar. Ne dersiniz doldu mu? Talebeler anlar ki mesele zannettikleri gibi ince bir olay değil. Hocam dolmadı derler. Daha hala boş yerler var. Öyleyse iyi dikkat edin der. Oradan bir kova kum çıkarır. Şimdi de kumu kavanozdan yukarıdan aşağı boşaltmaya başlar. Sallaya sallaya o büyük taşlarla çakıl taşlarının arasında hiç boş yer görünür en azından boş yer kalmayıncaya kadar kumu da boşaltır. Sonra talebelerine bakar. Ne dersiniz? Doldu mu der talebeler derler ki hocam galiba hala boş yerler görünüyor. Doğru söylediniz der. Tasdik eder. Sonra oradan bir sürahi su alır. O sürahi suyu da kavanoza boşalttıktan sonra artık gerçekten kavanoz dolmuştur. Şimdi artık kıssadan hisseyi çıkarma bölümü gelmiştir. Keyif için yapılmadı bu olay. Bir şeyler öğrenecekler. Bir şeyler öğretecekti onlara. Der ki talebelerine nasıl bu yapmış olduğumuz örnekten ne anladınız? Ne ders çıkardınız der. Oradan bir akıllı talebi el kaldırır. Hocam der. Şu dersi çıkardık. Günlük işlerimiz, günlük meşguliyetlerimiz ne kadar yoğun olursa olsun yine de başka işler yapmaya, yeni işlerle meşgul olmaya vakit bulabiliriz. Bu dersi çıkardım hocam der. Aslında talebenin dediği gerçekten yaban atacak bir cümle değil. Güzel bir ders çıkarmış. Ama hoca der ki hayır. Bu dersi vermek istemedim size. Şaşırırlar. Güzel bir şey söyledi talebe. Hoca der ki hayır. Size vermek istediğim asıl ders bu değildir. Sizlere bu örnekle vermek istediğim asıl ders şudur. Eğer büyük taşları baştan kavanoza koymazsanız vallahi sonra bir daha koyamazsınız der. Hoca şunu demek istemiştir. Zaman kavanozunuzu büyük taşlar hükmünde olan imani ve İslami değerlerle doldurmazsanız sonra onun içerisindeki çakıl taşları, kumlar ve su mesabesindeki hiç değeri olmayan küçük şeyler dolduracaktır ve siz imani değeri olan büyük taşları içine bir daha koyamayacaksınız der. Bu dersi size vermek istedim der. Ne müthiş bir örnek yapmış gerçekten. Öyle değil mi muhterem kardeşlerim? zaman kavanozumuzu demek ki tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Onun içerisine önce dini değerler olan imani ve İslami değerler mesabesindeki o büyük taşları koymamız lazım. Eğer onları koyarsak zaman kavanozumuza, zaman kavanozumuza o küçük meseleler, o iş, güç, okul, eğitim, para kazanmak, gezmek, eğlenmek neyse artık hep yer bulacaktır. Gördünüz diyor. Bak zaman yoktu zannediyorsunuz. Yer yoktu diyordunuz. Ne kadar şeyler doldurduk da içerisine. Öyleyse unutmayalım muhterem kardeşlerim. O büyük taşları eğer içine baştan koymazsak kalben çok isteyebiliriz belki sonradan. Kalben gerçekten niyet edebiliriz, arzu edebiliriz fakat koyamayacağız bir daha içine. Önce o küçük, o büyük taşların yerini almış olan o fuzuli şeyleri boşaltmamız gerekiyor oradan. Onları boşaltırsak Orada olması gereken din merkezini önce oraya yerleştirirsek ondan sonra ya aile merkeziyle alakalı her şeyi yerleştirebilirsin. Çoluk çocuğunla alakalı her şeyi yerleştirebilirsin. İşinle, aşınla, eşinle alakalı her şeyi yerleştirebilirsin. Ama önce din merkeziyle alakalı o değerler oraya girecek. İşte bu kıssadan gerçekten bu hissi almayı Rabbim bize de nasip eylesin. Gerçekten her biriniz ziyandasınız, zarardasınız. Şimdi o kadar çok anlattık ki sanki ümidimiz kesilir gibi oldu. Bizim işimiz bitti. Biz zarardayız diyor Allah ve yemin ediyor Rabbimiz. Allah yemin ediyor bu mutlak gerçektir, hakikattir. Ümidinizi kesmeyin ey kullarım diyor Allah Celle Celaluhu. Ümitsiz olmayın. Çünkü size ben şimdi kurtuluş reçetesi vereceğim. Zararda olmamanın, ziyanda olmamanın kurtuluş reçetesini şimdi size öğreteceğim 3. ayet-i kerimede. Bu 3. ayette sayılan şu dört özelliğe sahip olursanız, o dört özelliği yaşarsanız vallahi zararda değilsiniz. Ziyanda değilsiniz, kurtulanlardansınız buyuruyor Rabbimiz. Peki nedir ya Rabbi o dört özellik o zaman? Mutlaka ziyandaysak, ziyanda olmamak için bizi kurtaracak olan dört özellik nedir? İlla ancak ve ancak ellezine. İstisna edatı geldi önce. Ondan sonra o istisna edatı ile birlikte istisna edilen kişilerin kimler olduğunu şimdi bildiriyor. Ellezine. Şu kişiler müstesnadır. Onlar zararda değil, ziyanda değil, hüsran içerisinde değildirler. Amenu. Bir. İman edenler. İlk şart. Olmazsa olmaz şart. Önce iman, Önce tevhid olacak muhterem kardeşlerim. Ortağı olmayan, ezeli ve ebedi ve mutlak hüküm sahibi olan Allah'a iman edeceksiniz. Ve onun dışındaki her şeyi, tahutları reddedeceksiniz. İman. Önce iman sahibi olacaksınız buyuruyor Rabbimiz. İman olmadan bundan sonrakiler çünkü geçerli değil. Önce iman. Zararda olmamak için önce iman. Allah'ın ve Resulünün verdiği hükümlere iman edeceksiniz. Hem de içinizde hiçbir tereddüt taşımadan tam bir teslimiyetle teslim olup iman edeceksiniz. Nisa suresi 65. ayet-i kerime. İman. İman öyle bir şey. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman içinizde hiçbir kaygı tereddüt taşımadan tam teslim olarak Allah'ın hükümlerine iman edeceksiniz. Allah'ın hükümlerinin Allah'ın koyduğu koymuş olduğu şeriatın bugün Dün, bugün ve yarında yeryüzündeki insanlığın mutluluğu için yegane kurtuluş olduğunu, tek ve tek sadece çare olduğunu bileceksiniz ve öyle iman edeceksiniz. Aklınızda bunda bir şüphe varsa imanınızda noksanlık var. Belki hiç yok Allah muhafaza buyursun. Acaba Allah muhafaza buyursun. Ya 1500 sene önce acaba bugünün çare meselelerine çare olur mu? Acaba hala o gün koyulan hükümler haşa ve kella ya Rabbi bu Allah'ta bir eksiklik olduğuna inanmaktır. Şirktir Allah muhafaza versin. Dün, bugün ve yarın, kıyamete kadar senin ve resulünün koymuş olduğu hükümler ya Rabbi. İşte bunlardır sadece ve sadece hükümler. Ben bunlara iman ediyorum. Yeryüzünde bu hükümlerin geçerli olması için gecemle gündüzümle zamanımı ziyan etmeden çalışacağıma söz veriyorum ya Rabbi. İman budur. Öyle Dille sadece demek değildir. Dille demek olsaydı bütün münafıklar mümin olurdu. Kabul etmiyor ki Allah. Kalben tasdik olacak. Kalben tasdik olunca da ikinci şart olacak. Dille demek yeterli değil. Dille sabaha kadar birisi La ilahe illallah desin. Ben en büyük müminim desin. İstediğini söylesin. Kalben tasdik olmadığı müddetçe o batıldır, o geçersizdir. Hükümsüzdür. Allah'a onun belirlediği şekilde bütün iman esaslarına iman edeceğiz. Yani Allah'a iman demek o zaman peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, onun indirdiği bütün hükümlere, ahirete, kadere iman etmek demektir. Amen. <laughs> Burada şek ve şüphe olmadan yakinen iman edeceksiniz. Birinci şart. Hüsrandan, zarardan, ziyandan kurtulmak için birinci şart. İkincisi ve amilus salihati. Salih amel işleyeceksiniz. Kur'an'da iman geçince salih amel geçmez mi? İman edince salih amel çünkü otomatik olarak gelir. Çünkü muhterem kardeşlerim iman ve salih amel kokusunu içerisinde tutamayan bir çiçek gibidir tabiri caizse. Çiçek nasıl ki kokusunu tutamıyorsa etrafa o koku yayılıyorsa adam kadın iman etmişse o amellerinde kendini gösterir. Öyledir yani. Namazında görünür, orucunda görünür, zekatında görünür, Haccında görünür, kılık kıyafetinde görünür, konuşmasında görünür, harcamasında görünür, kazanmasında görünür. Her şeyi farklıdır. Mümin gibidir yani. Her şeyi mümin gibi olması gerekir. Ve amilus Salih amel işlerler. Salih amel tarifi nedir? İmanla, iyi niyetle, ihlasla yapılan bütün davranışlar salih ameldir. Allah'ın emrettiği, Allah'ın razı olduğu, Resulünün hayatında herhangi bir şekilde bulunan her türlü amel salih ameldir. Allah rızası için yapılırsa ama bakın iman olursa eğer, ihlas olursa. Demek ki o zaman sadece namaz, zekat, oruç değil. Yemen, içmen, uyuman, çalışman, düşünmen, dinlenmen hepsi salih amel. Ve amilus salihat. E şimdi bir insan ömründe kaç saatini namazda geçirebilir ki? Fazla değil. Ne kadar zamanın oruçla geçirebilir ki? Fazla değil. Hac ömürde bir defa. iki hafta, üç hafta bilemedim dört hafta. E zekat verirken ne kadar zaman geçirebilir? Ama Allah buyurdu ki zarardasınız. Zaman sermayeniz, ömür sermayeniz gidiyor zararda. Öyleyse demek başka bir şeyler daha olması lazım ki zararda olmayalım. Hayatın tümü ibadettir eğer mümin isen. Eğer Allah rızası için çalışıyorsan ama sadece Allah rızası için yeterli değil. Allah'ın rızası olacak. Allah'ın gösterdiği şekilde helal çerçeveler dahilinde olacak. O zaman zararda değilsin, kazançtasın. Salih amel imanın olmazsa olmaz sonucudur muhterem kardeşlerim. Aynı zamanda iman olmadığı zaman da geçerli değildir. Rabbimiz Kur'an'da birçok yerde bunu bildiriyor. Mesela İbrahim Suresi'nde hani bugün bazıları birileri zorla illa da Müslümanların dışındaki bazı çevreleri de Hristiyanları, Yahudileri şunu bunu cennete sokmaya çalışıyor. Sanki babasının malı cennete koyacak. Yahu cennetin sahibi Allah Kur'an'da bak ne diyor İbrahim 18. Rabbini inkar edenlerin, kafirlerin iyi davranışları fırtınalı bir günde şiddetli rüzgarda savrulan küle benzer yaptıklarından onlara bir fayda yoktur diyor Allah. Fayda yok. Ne yaparsa yapsın. Dünyanın bütün zenginlikleri onun olsa hepsini fakirlerin, muhtaçların istifadesi için harcasa vallahi faydası yok. Billahi faydası yok. Allah buyuruyor. Buna inanmayanın akidesinde şüphe ederim. Önce iman edecek. Önce iman edecek. Amenu ve amilus salihat. Allah'ı bir tanıyacak, tevhid edecek. Resulüne Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edecek. Sadece İsa yeterli değil aleyhisselam. Sadece Musa aleyhisselam yeterli değil. Son peygambere de iman edecek. Yapmasa kafirdir. Yapmasa müşriktir. Yapmasa bütün amelleri o şiddetli rüzgarda havaya savurduğunuz kül gibidir. Şiddetli rüzgar külü ne yapar? Davu savurur onu. Hiçbir parçasını bir daha göremezsin. İşte onlar da ahirete öyle gelecekler diyor Rabbimiz. Muhterem kardeşlerim. İman vicdanlarda böyle gömülü gizli pasif bir şey değildir. Şunu da unutmayalım. İman sadece sırf niyetten ibaret değildir. Onu amele dönüştüreceksin. Amele dönüştüreceksin. İman ettiysen imanının izharı olacak, bir görünüm olacak. Ve seni pasif bir tutumdan aktif bir tutuma sevk edecek. İmanın gereği budur. Ve amilus salihat. Şimdi bu ikisi bireysel sorumlulukla alakalı. İman ettik, salih ameller işlemeye başladık. Elhamdülillah. Zararda olmanın kurtuluşu için ikisi yerine geldi. Ama dört şey var dedik. Bireysel sorumlulukla yetmiyor. Yani ben iman ettim. Hayatımın sonuna kadar şöyle gizli tenha Allah'la baş başa kalacağım. Gece gündüz ibadet edeceğim bir yer bulayım. Orada güzel güzel ibadet edeyim. Yok öyle değil. O zaman Hira mağarasından çıkmaz hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun gibi biz zaten ibadet edemezdik. Allah'ın Habibi. Şimdi toplumsal sorumluluk. Bireysel sorumluluktan bencillikten kurtulup ümmeti düşünme zamanına geçeceksin. 3. bil hakki o kurtuluşta olan zararda ve ziyanda olmayan kullarımın üçüncü özelliği birbirlerine hakkı tavsiye ederler diyor Rabbimiz. Vetavasav bak bu tefaul babı o babın binası neydi? Müşareket içindi. Ne demek? Ortaklık karşılıklı yani yani önderler insanlara insanlar da önderlere tavsiyede bulunacak peygamberimizin aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer radıyallahu anhı hücmayin için mi dedi ben yamulursam hata edersem ne yapacaksınız seni kılıcımızla düzeltiriz Allah'ın yolundan ayrılırsan şeriattan bir milim taviz verirsen vallahi seni düzeltiriz elhamdülillah Elhamdülillah dediler. Allah'a hamd ettiler. Niye? Ve Karşılıklı. Şimdi birileri hep birilerine bir şey söyleyecek ama hep onun dediği geçerli olacak. Öyle mi? Öyle değil. Ve Karşılıklı. Çünkü diyen de hata yapabilir. Siz de ona söyleyeceksiniz. Karşılıklı olacak muhterem kardeşlerim. Hakkı tavsiye ederler. Diyor Rabbimiz. Niçin? İnandı, iman etti. inandıklarını yaşamaya başladı. Şimdi inandığı ve yaşadığı değerleri en yakın çevresinden başlamak üzere bütün insanlık yaşaması için uğraşmaya başlayacak. İşte bu üçüncü şart. Bu da olması lazım. Yoksa yine zarardasın. Ben demiyorum Allah diyor. Bu da olmasa yine zarardasın. İman, amel, ondan sonra yaşadığın değerleri en yakınından başlamak üzere bakın altını çiziyorum. Bütün insanlık, çevren etrafında bu şeyleri yaşaması için çalışmak, çabalamak, uğraşmak. Hak, Hakkı tavsiye. Hak nedir? Hak nedir? Muhterem kardeşlerim, hak Allah'tan gelendir. Hak Allah'ın kendisidir. Yani Allah'ın vahiyidir. Allah'ın hükümleridir. Demek ki o zaman inançta tevhid, amelde salihat, Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçırmak. Hakka uymak bu demektir. Şimdi hak deyince, zıttını anlayacaksın. Hakkın zıttı nedir? Batıldır hakkı tavsiye etmek için batılı anlatmamız gerekiyor. Şimdi bazen batılı anlatmaya başlıyoruz. Adam anlamıyor. Şimdi Türkiye'li Müslümanlara, Türkiye'li Müslümanlara, Türkiye'li Müslümanlara. Hepimiz oradan geliyoruz. Burada oturan kardeşlerim hepsi Türkiye'den geliyor. Büyük çoğunluk. İstisnalarımız var elhamdülillah. Başka yerlerden kardeşlerimiz var. Fakat Türkiye'li Müslümanlara Cumhuriyet tarihi dönemi denilen zaman diliminde imani ve İslami açıdan en büyük darbeyi vuran Mustafa Kemal'in şerirliğini, şerlerini, zulümatını, küfrünü, şirkini anlatınca e ne gerekirdi diyor bu zaman anlatmaya. Hakkı nasıl anlatacağım ben batıl anlatmadan? Ve bil hakkı. Hakkı anlayamazsın batılı bilmeden. Batılı bileceksin ki hakkın ne olduğunu anlayasın. Tağutu bileceksin ve reddedeceksin ki Allah imanını kabul etsin. Çok önemli muhterem kardeşlerim. Onun için. Yoksa böyle canımız sıkıldı da hiçbir başka meşguliyetimiz kalmadı da tağutlardan bunun için bahsetmiyoruz. Allah emrettiği için. Hakkın anlaşılması için batının anlaşılması gerekiyor. Hak Kur'an'dır. Hak adalettir. Onlar birbirlerine bütün bunları tavsiye ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Bireysel sorumluluktan toplumsal sorumluluğa geçtik. Neden önemli muhterem kardeşlerim? Çünkü bizden önce yaşamış olan İsrailoğulları bu hatayı yaptılar. Birbirlerine hakkı söylüyorlardı İsrailoğulları. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ suresinde. <laughs> Onlara lanet edildi diyor Allah Celle Celaluhu. İsrailoğullarına. Yahudileşmişlere. Niçin? Birbirlerine hakkı söylüyorlardı şunu yapma Allah bunu haram kılmıştır etme eyleme diyorlardı. Fakat bir gün sana bakıyorlardı ki adam sözünü dinlememiş her neyse diyor arkadaşız akrabayız onunla oturup devam geziyorlardı yiyorlardı içiyorlardı. Bak bunların yaptıkları ne kötü bir şeydir diyor Allah Celle Celaluhu. Lanet oldu onlara muhterem kardeşlerim. Niçin? Hakkı savunmadıklarından dolayı. Ve tequ fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa. Enfar suresi 25. Azabı sadece günah işleyenlerle kalmayacak bu fitneden sakının. Yani siz hakkı savunmazsanız, siz hakkı savunmayıp zulme karşı durmazsanız Allah öyle bir azap gönderir ki sizi de azaba alır diyor Rabbimiz. Kurtulamazsınız. İman edip yaşayacaksınız. O doğruların bütün insanlar tarafından yaşanması için hakkı savunacaksınız. Hakkı söyleyeceksiniz. Hakkın istediği yolda olacaksınız. İstikamet üzere olacaksınız ahlaksızlığın, tuğyanın ve tağutların karşısında siz olacaksınız. Eğer böyle olursa işte o zaman hakkı savunmuş ve hakkı tavsiye etmiş olursunuz. وَتَوَاسَوْ sabri. Sonuncusu, dördüncü özellik. Toplumsal sorumluluğun ikinci özelliği, zararda ve ziyanda olmamak için dördüncü özellik. Onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler ama sadece o değil, sabrı da tavsiye ederler. Yani sabır noktasında birbirlerine tavsiye verirler. Neden muhterem kardeşlerim? Çünkü hakkı tavsiye etmenin mutlaka bir bedeli vardır. Mutlaka. Siz hakkı savunmaya başladığınız zaman birileri üstünüze gelir çünkü. Siz Allah'ın dediklerini savunmaya başladığınız zaman nasıl ki şu anda yeryüzünün müstekbirleri, müşrikleri, kafirleri kilitlenmiş bir şekilde Müslümanların üzerine gidiyor. Niye? Hakkı yaşadıkları için. Tevhidi yeryüzünde gerçekleştirmek istedikleri için. Allah'ın şeriatı geçerli olsun dedikleri için birileri üzerinize gelecek diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için hakkı tavsiye etmenin bir bedeli vardır. İşte ondan dolayı sabra ihtiyacınız var. Hazır olun. Bunun bilincinde olun. وَتَوَاسَوْ <Sessizlik> sabır. Sabır, hak ve hakikat üzerinde direnmek hakkı tavsiye etmekten vazgeçmemek demektir. Yani hakkı tavsiye edeceksiniz ama ne zaman ki üzerinize gelecekler her neyse artık problemler büyüdü bırakalım mı artık diyeceksiniz. Ölü olmaz diyor Allah. Yine zarardasınız. Üzerinize geldikleri zaman da sabrederek hak yolunda devam edeceksiniz. Allah'a itaat etmekte sabredeceksiniz. Ömür boyu. Mükellef olduğun günden beri namaz. Günde beş vakit. Hastaysan dahi İma ile kılacaksın. Allah'a itaat noktasında sabredeceksin. Sabır lazım. Çünkü nef nefis ömrünün sonuna kadar rahat vermeyecek. Durmadan seni ayartmaya çalışacak. 20 yaşında da sabah namazına kalkmaman için çabalayacak. 60 yaşına geldim de çabalayacak. Bak sabır lazım. Dirineceksin yani. Allah'ın koymuş olduğu haramları işlememek için sabredeceksin. Çünkü şeytanın vesveseleri çok geniş. Sağdan soldan. Önden ve arkadan gelecek, seni kandırmaya çalışacak. Sabredeceksin. Ve Allah'ın yolunda yürüdüğün müddetçe düşmanlarla mücadele noktasında sabredeceksin. Ve Allah'ın imtihan gereği sana göndermiş olduğu bela ve musibetlere de sabredeceksin. İşte bütün bunları yaşaman için, gerçekleştirebilmen için sabır lazım diyor Allah Celle Celaluhu. Sabredip döneklik yapmayıp yılmadan yoluna devam etmek. Yani bu durumlarda birbirimize hakkı tavsiye ettiğimiz gibi aynı zamanda birbirimize sabrı tavsiye etmek. Yani üzülme kardeşim. Üzülme bacım. Allah bizimle beraber diyebilmek. Devam et, bırakma. Bu yolun sonunda cennet bekliyor diyebilmek. Ve tavasav bis sabr. Birbirlerine sabrı tavsiye ederler vazgeçmeyelim diyebilmek. Yani can bedenden ayrılana kadar gel sen bana sabrı tavsiye et. Gel ben de sana. Ellezine izâ asâbethum musibetun Onların başına bir musibet geldiğinde, bir bela geldiğinde, Allah bu şekilde imtihan ettiğinde, mallarından, canlarından bir eksiklik olduğunda, Allah aldığında birbirlerine sabrı tavsiye ediyorlar. Ne diyorlar? Galu <laughs> inna Biz Allah'tan geldik zaten. Bu inna ileyhi raciun. Yine ona döneceğiz. Öyleyse sabret ey kardeşim. Öyleyse sabret ey bacım. O tava Hicabında sabredeceksin. Yaz aylarında, kış aylarında. Bütün çevre sana çok garip bir gözle bakacak. Ama sen diyeceksin ki yok ben cennete talibim. İstediğiniz şekilde düşünün. İstediğiniz şekilde bakın. Ben Allah'ın kuluyum. Onun emirlerine itaat edeceğim sizin bu bakmalarınıza, sizin bu hakaretlerinize karşı yine de hakkı ayakta tutacağım. Yine de hicabı savunacağım, sabredeceğim diyebilmek bacılarımız için. İşte muhterem kardeşlerim, bu durumlarda da vazgeçmemek. Ashab-ı Kiram bir araya geldiklerinde diyor rivayetlerde, hangi mesele için olursa olsun bir araya geldiklerinde o bir araya gelişlerinin sonunda ayrılmadan önce bu sureyi okumadan ayrılmazlardı. Sure-i vel asrı. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresini. Mekke'nin ilk dünlerinde, ilk günlerinde, ilk döneminde gelen surelerden. O günlerde gelmiş ki bilsinler, anlasınlar. Şimdi onlar böyle hazırlanıyordu. Ondan sonra hicrete hazırdılar. İşkence günlerine hazırdılar. Çünkü hakkın bir bedeli olduğunu bu surelerden anlıyorlardı. O gün ve o şekilde imtihanla karşı karşıya gelmeden yıllar önce başlamışlardı birbirlerine Asır suresini okumaya. Şimdi biz de bir araya geliyoruz. Biz de birbirimize Asır suresini okuyoruz ama galiba bu şekilde düşünmeden okuyoruz. Bu kadar üzerinde tefekkür etmeden işte onun için tefsirine ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirine bu kadar ihtiyacımız var muhterem kardeşlerim. İşte ashab-ı kiramın bir araya geldiklerinde ayrılmadan asır suresini okuyup selam vermeden ayrılmazlardı diyor rivayette. Sebebi buydu. Ayetleri yaşadıklarından dolayıydı. Onlar bunun canlı şahidiydiler. İman ve salih amel konusunda sözleşmeleri vardı Allah'la. Durmadan bu sözleşmeyi tazeliyorlardı yani. Birbirlerini hatırlatıyorlardı. Şimdi bir araya geldiğin arkadaşın sana diyor ki iman edeceksin ve salih amel isteyeceksin yoksa zarardasın. Sabah buluştuysan da bunu sana diyor. Akşam vakti buluştuysan da bunu sana diyor. Şimdi sen o gün düşün. Allah için bir şey yapmadıysan. Belki ibadetlerinde bile gevşeklik gösterdiysen, sana kardeşim bu ayeti okuduğunda eyvah benim günüm gitti diyeceksin. Zarardayım. Salih amel işlememişim bugün. Belki farzları bile yerine getirmemişim. Belki bir haram işlemişim. Tekrar çeki düzen vereceksin kendine. Ve iman ve salih amel konusundaki sözleşmeyi tazeledikleri gibi birbirlerine hakkı ve sabrı durmadan tavsiye ediyorlardı ki kendi nefislerinde, ailelerinde, çevrelerinde, toplumda ahlaksızlık çoğalmasın. Fuhşiyat çoğalmasın. Hayatlarının her anını böylece Allah'a adıyorlardı. İşte böylece bizler de muhterem kardeşlerim sermayemizi yani en büyük sermayemiz olan zamanımızı ziyan etmek istemiyorsak bu surede son ayette bildirilen iman ve salih amel hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasında ve bunları yaşama noktasında Allah'ın izniyle gayretli, azimli olmamız ve çok çabalamamız gerekiyor. Rabbim bizleri ziyanda olanlardan eylemesin. Amin. Bize tanımış olduğu ömür sermayesini karla o zamanımızı zamanımızın içerisindeki canlarımızı ve mallarımızı tekrar ona satabilmeyi becererek yaşayıp ölmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin ya Rabbel Alemin.